أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في تفسير 214. ayetini anlamaya çalışacağız. Rabbimiz istifadeyi nasip etsin ve yapacağımız bu dersin tesirini kalplerimizde halk etsin. Rabbimiz bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Em hasibtum yoksa zannettiniz mi? Neyi zannettiniz mi? En tadhulul cenne. Cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Ve lemme ye'tikum. Halbuki daha sizin başınıza gelmedi ne gelmedi? Meselullezine halav min gablikum. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmedi. Sizler sizden önceki kavimlerin başına gelenler daha sizin başınıza gelmeden, onların çektiği sıkıntıyı çekmeden, onların uğradığı imtihanlara uğramadan cennete hemencik gireceğinizi mi zannettiniz? Messethüm onlara dokundu. Ne dokundu? el ba'sa şiddet ve sıkıntı dokundu. Başka ne dokundu? Vaddağa zarar dokundu. Ve zul zilu ve onlar sarsıldılar. Öyle musibetlere uğradılar. Öyle fitnelerle imtihan edildiler ki manen sabırları bitti sarsıldılar hatta yagula rasul ve nihayet peygamberleri dedi ki başka kim dedi vallazina amanu maah. o peygamber ile beraber olan Müminler de dedi. Ne dediler? Meta nasullah. Böyle dediler. Meta nasullah. Allah'ın yardımı ne zamandır? Ela Allah diyor ki dikkat edin. İnne nasrallah Muhakkak ki Allah'ın yardımı garip yakındır. Bir daha mealen toparlayalım. Yoksa siz sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? onlara şiddetler sıkıntılar ve zararlar dokunmuştu onlar sarsılmışlardı ve nihayet peygamberleri ve o peygamber ile beraber olan müminler dediler ki Allah'ın yardımı nerededir dikkat edin. Allah'ın yardımı yakındır. Bu ayeti kerimenin iniş sebebi hakkında İmam Katade der ki bu ayeti kerime Hendek savaşı hakkında inmiştir. Müslümanlar Hendek savaşında çok sıkıntı çektiler o sıkıntılara dayanamayıp şikayet ettiklerinde Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeyi nazil etmiştir. İmam Begavi Hazretleri ise der ki bu ayeti kerime Uhud savaşı hakkında inmiştir. Uhud savaşında Müslümanlar şehit olmuştu ve Müslümanlar mağlup olmuştu. Birçoğu yaralanmıştı. Onlar mağlubiyetten dolayı sabırsızlık gösterdiklerinde Cenab-ı Hak İmam Begavi Hazretlerine göre bu ayeti kerimeyi nazil etmiştir. Üçüncü görüşte İmam Ata Hazretlerinin görüşüdür. Bu ayeti kerime Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirler hakkında inmiştir. Onlar bütün mallarını Mekke'de bırakmış ve Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'deki Yahudiler ise Müslümanlara düşmandı ve hicretin ilk senelerinde Müslümanlar çok sıkıntı çekiyorlardı. İşte onlar bu sıkıntıya karşı bir telaş ve belki de biraz sabırsızlık gösterdiklerinde Cenab-ı Hak İmam Ata Hazretlerine göre bu ayeti kerimeyi nazil etmiştir. Ayet-i kerime ister Hendek Savaşı hakkında, isterse Uhud Savaşı hakkında ya da muhacirler hakkında inmiş olsun, ortadaki hakikat şudur. Cennet ucuz değildir. Cennet Allah'ın göndermiş olduğu musibetlere sabır ile kazanılır. Ve cenneti kazanmak için kul birçok musibet ile imtihana tabi tutulur. Şimdi bir daha ayetin başına döndüm. Em hasibtum en tedhulul cenne. Sizler cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Ve lemme ye'tikum mesalul lezine min Sizden önceki kavimlerin başlarına gelen şeyler sizin başınıza gelmeden. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizden önceki kavimlerin başlarına gelenleri izah ederken diyor ki onlar öyle sıkıntılar çektiler onlar öyle imtihanlardan geçtiler ki o sıkıntılara ve o imtihanlara dayanmak belki de mümkün değildir. Ama onlar imanlarını muhafaza ettiler. Onların kavimleri kavminin büyükleri onlar için çukurlar kazar ve onları başlarına kadar o çukurlara gömerlerdi. Sonra başlarını köv testere ile ikiye keserler. Ama yine de onlar Allah'a imandan vazgeçmezlerdi. Hayal edin. Çukura gömülmüşüz. Başımızın üzerinde kör bir testere, bir ileriye, bir geriye hareket ile başımız ikiye kesiliyor. Ama yine onlar Allah'a imandan vazgeçmezlerdi. Efendimiz devam ediyor. Onları çarmıha gererlerdi. Demirden tırnakları parmaklarına geçirip onların derilerini yüzerler, sinirlerine ulaşırlar ama yine de onlar Allah'a imandan vazgeçmezlerdi. İşte Cenab-ı Hak bu ayet ile beyan buyurdu. Ne oldu size ey ümmeti Muhammed? Sizlerin başına önceki kavimlerin başına gelen musibetler daha gelmedi. Daha çukurlara gömülüp başlarınız kör testereler ile kesilmedi. Daha demirden tırnaklar ile derileriniz yüzülmedi. O halde bu şikayet nedendir? Bu sıkıntılara göğüs gelmeden böyle imtihanlar geçirmeden, bu musibetlere uğramadan elinizi kolunuzu sallaya sallaya cennete gireceğinizi mi zannettiniz? مَسَّتُمُ الْبَأْسَاءُ <وَالدَّرَّة> Onlara zarar ve şiddet ve sıkıntı dokundu. Be'sun kelimesinin lugat manası şiddet ve sıkıntı demektir. Messetumul be'sa onlara şiddetler ve sıkıntılar dokundu. İbn Abbas Hazretleri Be'sun kelimesine kötürümlük ve korku manasını vermiş. İbn Abbas'ın tercihine göre onlara kötürümlükler ve korkular dokundu. İbni Kuteybe Be'sun kelimesini fakirlik manasını vermiş. İmam Zeccac ise açlık manasını vermiş. Bu manaları da meale kattığımızda Mesethumul besa manası şu olur. Onlara şiddetler, sıkıntılar, kötürümlükler, korkular, açlıklar ve fakirlikler dokundu. Başka ne dokundu? Vadaga zarar dokundu. Daga kelimesinin lugat manası zarar. Yine İbni Abbas Hazretleri bu kelimeye bela ve açlık manasını İmam Zeccac mal noksanlığı manasını İmam Süleyman ise hastalık ve ağrılar manasını vermiş. Bu manaları da cem ettiğimizde onlara zararlar belalar, açlıklar, mal noksanlığı, hastalıklar ve ağrılar dokun. Ve zul zilu ve onlar sarsıldılar. Buraya kadar bütün mana ihtimalleriyle toplarsa onlara öyle musibetler dokundu ki Şiddetler dokundu. Sıkıntılar dokundu. Kötürümlük, bela, korku, açlık, mal noksanlı, hastalıklar. Aklımıza gelen ne kadar musibet varsa onlara dokundu ve neticede onlar bu musibetler ile ve zul zilu sarsıldılar. Takatları kalmadı. Sabırları tükendi. Hatta yagula rasul vellezine amanu ma'a artık öyle bir dereceye geldiler ki peygamberleri ve peygamberlerin etrafındaki müminler şöyle dedi. Meta nasullah. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Allah'ın yardımına olan ihtiyaç öyle şiddetlendi. Öyle bir hale geldi ki insanların kuraklıkta yağmuru beklemesi gibi o kavmin peygamberleri ve müminler Allah'ın yardımını bekle oldu ve Allah ta şöyle ayeti tamamladı. Ela dikkat edin. Arapçada ela bir tembih edatıdır. Agah olun, uyanın, aklınızı başınıza alın. Şunu belleyin. İnna nasrallah muhakkak ki Allah'ın yardımı garip, çok yakındır. Sakın ha musibetten dolayı sabırsızlık göstermeyin. Size isabet eden bir beladan dolayı Allah'ı kullara şikayet etmeyin. Allah'a küsmeyin. Allah'ın dinine, kitabına küsmeyin. Çünkü Allah'ın yardımı çok yakındır. Allah'ın yardımını bekleyin. Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak bizi imtihan edeceğini beyan buyurmuş. İmtihan edeceğini başka bir ayetle de Cenab-ı Hak yine ilan etmiş Bakara suresi ayet 155. Ve le yemin olsun ki sizleri imtihan edeceğim. Allah diyor. Allah yemin ediyor. Yemin olsun ki sizleri imtihan edeceğim. Ne ile? Bir şey in bir şey ile neler ile minel hav korkudan bir şey ile vel cu açlık ile ve naksim minel emmal mallardan noksanlaştırmakla vel enfus canlardan noksanlaştırmakla ve semagat ve meyvelerden noksanlaştırmakla. Ve beş i sabirin, ey Habibim sen sabredenleri müjdele. Şimdi Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede bizleri beş şey ile imtihan edeceğini beyan buyurmuş ve la nebluvennekum bi şeyin minel haf birincisi yemin olsun ki ben sizi korku ile imtihan edeceğim denilmiştir ki korkudan maksat düşman korkusudur İmam Şafi ise der ki buradaki korku Allah korkusudur. İki manayı da yüklersek and olsun ki ben sizi düşman korkusuyla İmam Şafi'ye göre Allah korkusuyla imtihan edeceğim. İki valcu açlık ile imtihan edeceğim. Açlıktan maksat da kıtlık. İmam Şafi ise açlığa fıkıhçı gözüyle bakmış ve demiş ki buradaki açlık oruçtur. Başka neyle Allah imtihan edecek? Ve naksim minel emval Mallardan noksanlaştırmakla. O malların yağma edilmesi, çalınması, çırpılması. İmam Şafi mallardan noksanlaşmaya yine fıkıhçı gözüyle bakmış ve demiş ki maldan noksanlaştırmak zekattır ve sadakadır. Dört, vel well enfus ve canlardan noksanlaştırmak ile imtihan edeceği. Candan noksanlaştırmak da öldürmektir. İmam Şafii hastalıktır demiş ve beşincisi ve samagat meyvelerden noksanlaştırmak. Meyvelerin, ekinlerin çekirge gibi haşarat gibi zararlı böceklerle yenilmesi ya da kıtlık gibi sebepler ile topraktan meyvanın sebzenin bitmemesi. İmam Şafi Hazretleri ise meyvadan noksanlaştırmaya demiş ki bu kişinin çocuğunun ölümüdür. Çünkü insanın meyvası onun çocuğudur. Şimdi bütün manaları toplarsak Cenab-ı Hak buyurdu ki Yemin olsun ki ben sizi Düşman korkusuyla Allah korkusuyla Açlıkla Kıtlıkla Oruçla Mallardan noksanlaştırmakla Yağma ile malınızı telef etmekle, zekatla, sadakayla, canlardan noksanlaştırmakla, ölümle, hastalıkla ve meyvelerden noksanlaştırmakla, ekinleri telef etmekle, çocuklarınızı öldürmekle imtihan edeceğim ve beşeri sabirin ey habibim sen benim imtihanıma karşı sabredenlerin müjdele ellezine sabredenler de o kimselerdir ki iza esabethum musibe onlara musibet isabet ettiğinde galu derler ki inna lillah biz Allah'ın mülküyüz biz Allah'ın kuluyuz. Bizim Rabbimiz, Malikimiz, Sahibimiz Allah'tı. Yani bizim şikayete hakkımız yok ki. Biz Allah'ın kullarıyız. Efendiler kulları hakkında dilediği tasarrufta bulunabilirler. Rabbimiz olan Allah'tan bize ne gelirse güzel odu derler. Başka ne derler? Ve inna ile raciun ve derler ki muhakkak ki biz Allah'a döneceğiz. Biz Allah'a döneceğiz. Çektiğimiz hiçbir sıkıntı, uğradığımız hiçbir musibet karşılıksız ve mükafatsız değildir elbette bir gün Rabbimize kavuşacağız ve Rabbimiz bu sıkıntılara sabredersek mükafatını bizlere ihsan edecektir. Sevgili kardeşlerim bu tefsir dersimizde cenneti hak etmenin musibete sıkıntıya sabırla olduğunu ve Bunlar olmadan cennete girmeyi zannetmenin hata olduğunu öğrendik. Rabbimiz kalbimize kuvvet versin. Bu manalar ile birlikte biz Rabbimizden gelen musibetlere sabredelim. Sabır içinde şükür edelim ve cennet yolunda هَرْ هزمة learn his mad-مشقتنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم تقبل منا بهمة الفاتحة.